Öyle bir çağ düşünün ki at izi it izine karışmış, kimin ne olduğu, kime hizmet ettiği belli değil. Öyle bir çağ düşünün ki sokakta yürürken bile sırf tipinizi beğenmediler diye yargılanma ve işkence görme ihtimaliniz var. Öyle bir çağda yaşadığınızı düşünün ki sırf kadın olduğunuz için dışarı çıkmanız, renkli kıyafetler giymeniz, sokakta gülmeniz, herhangi bir davete katılmanız hoş karşılanmıyor ve sadece dinin temellendirdiği sınırlar dahilinde hareket edebiliyorsunuz. Ve sizden hoşlanmayan biri sizi cadılıkla suçlayıp ispiyonlayabiliyor. Bunun sonucunda akıl dışı ithamlarla çeşitli işkencelere maruz kalıp sırf işkenceden kurtulabilmek için size atfedilen suçu kabul etmek zorunda kalıp üstüne bir de yakılarak öldürülüyorsunuz. En iyi ihtimalle o gün sizin davanıza bakan Engizisyon Mahkemesi Başkanı gördüğünüz işkenceleri yeterli bulup iyi halden sizi ömür boyu hapse mahkum edebiliyor. İşte Avrupa'nın gün görmemiş karanlık çağı olan Orta Çağ'a hoş geldiniz arkadaşlar. XI. yüzyıldan başlayıp neredeyse 18. yüzyıla kadar süren cadı avı vahşetinin tıpkı bir kar topu gibi büyüyerek ve zaman içinde kendini yenileyerek ilerlemesi, Orta Çağ Avrupa'sında 100 binden fazla kişinin zalimce kıyıma uğratılmasına neden olmuştur. Cadı kavramına hukuki bir metinde ilk kez 1419 yılında rastlanmakla birlikte ilk sistematik cadı avları 16. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 16. yüzyıldan itibaren yaygın hale gelen cadı düşmanlığı, kilise, mahkemeler ve sivil kurumlar için olduğu gibi halk içinde çok yeni bir durum değildir. Bu dönemde yoğunlaşan cadı avlarını anlamlandırabilmek için ise öncelikle cadı tanımlamasının nasıl yapıldığına, başka bir ifadeyle cadılaştırmanın nasıl mümkün hale getirildiğine bakmak gerekir. Söz konusu yaklaşımla cadılara atfedilen özellikler içerisinde öncelikli olarak göze çarpan iki unsurun olduğu söylenebilir. Bunların ilki aslında cadılığın tanımını veren ve cadılık suçlamasını mümkün kılan şeytanla yapılan sözleşme iddiası. İkincisi ise zincirleme yargılamaların ve infazların altyapısını oluşturduğu sabbat iddiasıdır. Sözleşme iddiasının temeline bakıldığında klasik cadı anlayışında cadıların doğaüstü yeteneklere ve güçlere sahip olabilmek için şeytanla bir sözleşme yaptığı inancı ile karşılaşılır. Yani şeytanla anlaşma yapıp onun güçlerinden faydalanarak büyücülük işleri yapmak ve karşılığında ruhunu şeytana teslim edip cehenneme girme sözü vermek bu sözleşmenin ana maddelerini oluşturuyordu. İddiaya göre bu sözleşme sonucu şeytandan alınan güçler kullanılarak insanlar güçsüz ya da kısır hale getirilebilir, salgın hastalıklara yol açılabilir, hayvan sürüleri telef edilebilirdi. Bu inanç sayesinde her türlü felaketten sözü edilen kişiler sorumlu tutulabilir hale geliyordu. Şeytani saplantılarda ruhun kötü ruhlar tarafından ele geçirilmesinde, akıl hastalıklarında aniden ortaya çıkan ruhsal durum ya da davranış değişikliklerinde onların yani cadıların parmağı olduğuna inanılıyordu. Kısacası o dönemde herhangi bir şekilde psikolojik rahatsızlığa sahip biriyseniz size büyü yapıldığına ve ruhunuzun şeytani güçler tarafından ele geçirildiğine inanılıyordu arkadaşlar. Ortaya konulan inanışa göre cadı olduğuna inanılan kişiler İsa'yı tanımayı reddetmişti ve şeytana tapmaktaydılar. Cadıların şeytanla yaptığı sözleşme 7 ila 9 yıl olmaktaydı. Bu süre sonunda ya yenilenir ya da sözleşmeyi yapan kişi ölmüş olurdu. En az sözleşme kadar önemli bir diğer iddia da cadıların organize olmuş gruplar halinde şeytana tapındıkları iddiasıdır. Cadıların toplanmasına sabbat denmektedir arkadaşlar. Bazı söylentilere göre iki farklı şekilde toplantı olur. İlki sık sık tekrar edilen 12 cadı ve iblisten oluşan 13 kişilik bir toplantı ya da kuruluş şeklindedir. Diğeri ise birkaç ya da birçok kurulun bir araya gelmesiyle yapılan toplantılardır. Sabbatların her zaman için dışarıda, ıssız ve sapa yerlerde, çoğunlukla yamaçlarda ya da bir ormandaki açık arazide düzenlendiği söylenmektedir. Toplantılar gece yarısı başlar ve sabah gün doğmadan önce sona erer. Cadılar Avrupa'nın her şehrinde, her mahallesinde bulunabilirdi. Tüm cadılar iblisin komutanlığı altında Hristiyan topluluğuna karşı büyük bir komplo içinde birleşmişlerdi.
Katolik konsülleri, Protestan meclisleri, Engizisyon mahkemeleri, laik mahkemeler ve önde gelen teologlar sürekli olarak böyle bir komplonun olduğunu ilan ediyorlardı. Dolayısıyla birçok insan şüphe altında kalıyor, işkence görüyor ya da işkenceyle tehdit ediliyordu. Bu durum tahminen 100 binden fazla insanın idamına neden olmuştur. En şaşırtıcı olanı ise yargılamalara halkın verdiği tepkilerdir. Halk, cadı yargılamaları adı altındaki bu akıl almaz durumu, yaşadıkları sıkıntıların bir açıklaması olarak son derece yoğun bir istekle kabul etmiştir. Böyle olunca da yargılamaların şiddeti ve yaşanan vahşetin büyüklüğü, yerel felaketler ve toplumsal gerginlikler karşısında gitgide artmıştır. Böylece toplum nezdinde yaşanan felaketlere ya da toplumsal değişimlerin getirdiği sancılı süreçlere bir açıklama getirilmiş ya da daha gerçekçi bir ifadeyle suçlu bulunmuştur. Cadı yargılamalarında cinsiyete dayalı ayrımcılık ve sosyoekonomik statüye dayalı ayrımcılıktan beslenildiği göze çarpmaktadır. Bu iki belirleme zorunlu unsurlar olmasa da çoğunlukla cadı kimliğinin buna göre şekillendiği görülmektedir. Kilise hukukundan bahsederken ayrıca vurgulanması gereken nokta, kilisenin sadece erkekler tarafından yönetildiğidir. Kilise hiyerarşisinde tek bir kadının dahi yeri yoktur. Buna karşın kadınların içerisinde yer almadıkları kilise örgütlenmesinin ve diğer dini örgütlenmelerin de kuralları onların hayatlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Ortaçağ Avrupa'sında özellikle tarikat liderleri kadınların yaşam tarzlarıyla yakından ilgilidirler. Kadınlar çocukluklarından itibaren ancak dini kurallarla sınırlandırılmış alanlara sahip olabilmişlerdir. Kadınların sokağa çıkmaları, kıyafetlerinin dikkat çekici olması, davetlere katılmaları, dans etmeleri, hatta ev dışında gülmeleri hoş karşılanmamış ve bunların yasaklanması dahi gündeme gelebilmiştir. Çünkü bu tip durumlarda erkeklerin bakışlarının kadınlara yönelebileceği düşünülmüştür ve bu durumda suçlu olan kadındır. Dolayısıyla kilise örgütlenmesinde yer alması mümkün olmayan kadınlar olağan dışı şekilde dini kaygılardan oldukça fazla etkilenmiş ve gündelik yaşama ilişkin yasaklar söz konusu olduğunda dikkate değer hale gelmişlerdir. Feodal sistemde önemli olan soyluluk, kadınlar için de bir avantaj niteliğindedir arkadaşlar. Cinsiyet ayrımı temel bir unsur olarak var olsa da, aristokrat sınıfın yani soylu erkeklerin ve kadınların hukuku, erkekler için olduğu gibi kadınlar için de geçerlidir. Hiyerarşik konum olarak kraliçeler, prensesler ve soylu kadınlar diğer tüm kadınlardan ayrılmaktadır. Soylu kadınlarla diğer kadınlar arasında ayrım olmasına karşın aslında Orta Çağ'ın kadın imgesi bütün kadınları kapsamaktadır. Çocuklarla en yakın olan ve onları en çok etkileme fırsatı bulanlar, yani anneler, hemşireler, ebeler ve hatta yaşlı komşular en kolay suçlanabilecek olanlardır. Kadınlarla ilgili inançlar büyücülükle ilgili gelişen inançları oluşturmamış, aksine büyücülükle ilgili inançlar kadınları suçlamak için kolay hedefler haline getirilmiştir. Cadılıkla suçlanan kişilerin toplumsal ve sosyal statüleri, yaşları, eğitimleri ve meslekleri de benzerlik göstermektedir. Cadı yargılamalarında suçlanan kişilerin özellikle de kadınların meslekleri, eğitim durumları, ekonomik güçleri gibi konular incelendiğinde, cadı kimliğinin belirlenmesinde cinsiyetin yanı sıra sosyoekonomik statünün de etkili olduğu görülmektedir. Cadılıkla suçlanan kadınların toplumsal ve sosyal statülerine bakılırsa, bunların oldukça azının yüksek sınıfa mensup olduğu görülür. Yüksek sınıfa mensup kadınların cadılıkla suçlanmaları da genellikle kocalarına yönelik siyasi tasfiye girişimleri sırasında bu erkeklerin eşleri olmaları dolayısıyla söz konusu olmuştur. Dolayısıyla cadı avı vahşetinin en büyük ve asıl mağdurları yoksul ve alt sınıf mensup kadınlarıdır. İnsanlık tarihin en korkunç yargılamaları Katolik mahkemeleri olan Engizisyon'da gerçekleşmiştir. Akla uygun düşmeyen inanışları ve insanlık dışı sorgu yöntemleri ile bu mahkemeler, yüzyıllar boyu birçok insana din ve devlet inançları ile ilkeleri adına kıyım uygulamıştır. Orta Çağ İspanyol ve Roma Engizisyonları döneminde pek çok kişinin cadılık suçlamasıyla öldürüldüğü ortaya konulmaktadır. Cadı yargılamalarından en çok etkilenen kadınlar, cadı olduğundan şüphelenilen kadınları nadiren doğrudan ifşa etmişlerdir.
genellikle yasal prosedürleri başlatan erkekler tarafından tanıklık etmeye zorlanarak aslında daha çok edilgen bir rol oynamışlardır. Cadı avlarının hedeflerinden birisi de kadınlar arasındaki bağlantıdır. Bu nedenle yargılamalar süresince suçlanan kadınlar işkence altında birbirini ele vermeye zorlanmış, arkadaşın arkadaşı kızın annesini ihbar etmesi istenmiştir. Cadı avı vahşeti döneminde öldürülenlerin sayısı en ihtiyatlı araştırmacılara göre 100 bindir. İlk cadıyı belirlemek çok zor olmamaktadır. Damgalanan kişi genellikle kendi davranışları nedeniyle ya da yoksulluk yüzünden köy topluluğunun dışına itilmiş, çoğu zaman herhangi bir erkeğin korumasından yoksun, köylülerin geleneksel beklentilerine uymayan bir kadın olmuştur. İlk suçlamanın ardından ise zincirleme yargılamalar başlamaktadır. Akrabalar ve komşular birbirlerini ihbar etmiş, herkes birbirinden kuşkulanmıştır. Bu durum içerisinde kimin ne olduğu ya da ne olacağı konusunda belirsizlik ve endişe hakim olmuştur. Asılsız kanıtlarla ve hatta yalnızca bir ihbar üzerine binlerce insan tutuklanmış, soyulmuş, tıraş edilmiş ve bedenlerinin her köşesine uzun iğneler sokularak şeytanın işaretleri aranmıştır. Tüm bunlar çoğu zaman infaz memurları, bölgenin ileri gelenleri ve rahiplerin de dahil olduğu erkeklerin gözleri önünde yapılmıştır. Kadın bedeni üzerinde yeni işkence yöntemleri icat edilmiş ve uygulanmıştır. Akla aykırı suçlamalar, ağır işkenceler ve halka açık infazlar söz konusudur. Suçlanan kadınlar infazları sırasında köy meydanlarında küçük düşürücü durumda sergilenmişlerdir. Kadınların demir zincirlere bağlanıp ateşe atıldıkları bilinmektedir. Kadınlar üzerinde dırdırcı yuları ya da dizgin denilen metal ve deriden yapılma, eğer kadın konuşursa dilini kopartırcasına paramparça edecek bir alet kullanılmıştır. İlk kez 1567'de İskoçya'da görülen bu alet, çoğunlukla cadı olduklarından şüphelenilen dırdırcı, şirret ya da isyankar olarak adlandırılan alt sınıflardan kadınlara yönelik bir ceza aracı olarak tasarlanmıştır. Suçlanan kadınlar kafalarında ve ağızlarında bu kafesle kasabada yürütülüp halkın aşağılamalarına maruz bırakılmışlardır. Bunun dışında suya daldırma ya da ördek sandalyesi de kadınları cezalandırmak için sıkça kullanılan araçlardandır. Cadıların belirlenmesinde esas olarak iki acımasız yöntem ön plana çıkmaktadır. Suya daldırmak ve kutsal kitapla tartmak. Bunların dışında vücuttaki bazı izler de cadı belirlemesi bakımından oldukça önemsenmektedir. Genellikle sınanacak olan cadı zanlısı için suya batırma yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Buna göre cadılıkta suçlanan kişi tersine sağ eli sol ayağına, sol eli sağ ayağına değecek şekilde çaprazlama olarak bağlanır. Ardından suya atılırdı. Suyun yüzeyinde kalması suçlu bulunmasına, batması ise suçsuz olduğu varsayılarak hızlıca sudan çıkarılmasına neden oluyordu. Tabii o sırada boğulup hayata veda etmediyse. Suçlu bulunan cadılar ise çoğunlukla yakılıyordu. Özellikle Engizisyon'da yargılananların yakılması yaygındı arkadaşlar. Cadılıkla suçlananların işkence yöntemleri çok çeşitli ve korkunçtu. Bazı yaygın işkence yöntemleri de şu şekilde sıralanabilir. Mesela su hapsi vardı. Kurbanın boynuna kadar kirli su dolu bir kafese kapatılmasıydı. Boyundurukla sergileme, kurbanın boyun ve bileklerine takılan bir demir çerçeve ile sokaklarda dolaştırılması. Dürtücü vardı arkadaşlar. Kurbanın vücuduna elektrik şoku veren bir sığır güdücüsü. Filistin askısı, kurbanın kollarının başının arkasından bağlanıp yukarı çekilmesi, şok tabancası, kurbanın vücuduna elektrik şoku veren bir tabanca, dırdırcı yuları yukarıda bahsetmiştik, kurbanın başına geçirilen ve ağzına yerleştirilen bir çubukla konuşmasını engelleyen bir maske, iğne testi, kurbanın vücudunda şeytana ait izler aramak için iğne batırılması, tartı testi, kurbanın tartılarak cadı olup olmadığının belirlenmesi. Artık bu nasıl oluyorsa anlamadım ben bunu. Su testi, kurbanın suya atılarak batıp batmadığının test edilmesi. Ateş testi, kurbanın ateşe atılarak yanıp yanmadığının test edilmesi. Yanarsa şeytan değildir, yanmazsa şeytandır arkadaşlar. Bu şekilde bir sığ inanış söz konusu. Avrupa'da felsefi kuşkuculuğun ortaya çıkması bu vahşetlerin temeli olan akıl dışı inançların sorgulanmasını da sağlamıştır.
Nitekim 17. yüzyılın sonlarından itibaren cadılığa karşı gelişen yasal olgu olarak kanıtın güvenilirliği sorunu da zaten ortaya çıkmıştır. Bu döneme kadar geniş zincirleme avlar öylesine kontrolden çıkmıştır ki insanlar şüpheli cadıları bulmak ve sorgulamak için kullanılan mekanizmaların işlevselliğinden artık kuşku duymaya başlamışlardır. Birçok toplum açık biçimde masum olan insanların bulunup şeytanla ilişkilendirilmeleri ve cadılıkla suçlanmaları sonucu toplumsal dokuların bozulmaya başladığını artık görmüştür. Biraz geç olmuştur ama görmeye başlamışlardır. Yargıçlar cadılık suçlaması yapılmadan önce daha somut kanıtlar talep etmeye başlamış ve böylece daha önce kabul edilen birçok kanıt türü ortadan kalkmıştır. Şeytan işareti artık kabul edilemez hale gelmiş, hayali kanıtlar saf dışı bırakılmaya başlanmıştır. Zanlıların işkence altında her şeyi söyleyebileceği ve bu bilgileri elde etmek için kullanılan acımasız yöntemlerin çok fazla adli hayata neden olduğu giderek daha da belirginleşmiştir. 17. yüzyıl boyunca birçok devlet yaygın işkence kullanımına ilişkin yasalarını sıkılaştırmaya başlamıştır. Yeni yasaların kabulü sürecinde ve hatta bu yasalar henüz kabul edilmeden önce cadı avları ve cadı yargılamaları sona ermiştir arkadaşlar. Bu konuyu da bu şekilde bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.